Zalim cennetin kokusunu koklayamaz. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kullara zulmetmek ahiret için ne de kötü bir azıktır. Dünyada haksızlık etmekten, ahirette zulmün vahametinden ve kibrin kötü akıbetinden Allah'a sığının, Allah'a sığının. İmam Ali Aleyhisselam, zulümden usandığını beyan ettiği hutbesinde şöyle buyurmuştur. Allah'a andolsun, deve dikenlerinin üzerinde gecelemem ve elim kolum bağlı olarak zincirlerle sürüklenmem, kıyamet günü kullarından bazılarına zulmetmiş ve dünya malından bir kırıntı bile olsa gasp etmiş olarak Allah'a ve Resulüne kavuşmamdan daha sevimlidir bana. Çabucak imtihan yerine dönecek ve uzun zaman toprak altında kalacak nefis için bir kula nasıl zulmederim? İmam Ali Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Vallahi karıncanın ağzındaki arpanın kabuğunu alarak Allah'a isyan etmem için bana 7 iklim ve göklerin altındakiler verilse gene de onu yapmam. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Resulullah karıncanın ağzıyla ve ayağıyla taşıdığı bir şeyi yemekten bizleri sakındırmıştır. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, cennet ile kul arasında 7 geçit vardır ki en kolayları ölümdür. Enes şöyle arz etti, ey Allah'ın Resulü, o halde en zor olanı nedir? Resulullah şöyle buyurdu, mazlumların zalimlerin yakasını tuttuğu an aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda durmaktır. Hazreti Ali buyurdu ki, zulüm doğru yoldan sapmaktır, mahvedicidir. Sizlerin en çok hüsranda olanınız, en çok zulmedeninizdir. Yine şöyle buyurdu, zulümden kaçının. Her kim zulmederse günleri tatsız olur. Zulümden sakının. Zira zulüm kendisine zulmettiğin kimseden zail olur ama senin üzerinde vebali baki kalır. Yine İmam Ali Aleyhisselam, zulümden sakının, zira zulüm en büyük günahtır buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur, zulümden sakının, zalim cennetin kokusunu koklayamaz. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, zulmetmekten sakının, çünkü o kalplerinizi viran eder. Yine şöyle buyurdu. Kıyamet günü kul iyiliklerine sevinerek mahşere gelir. Birisi gelir ve şöyle der. Ey Rabbim, bu adam bana zulmetti. Böylece onun iyiliklerinden alınır ve adalet isteyen kimsenin iyiliklerine katılır. Böylece haklarında zulmettiği kimseler gelirler ve sonunda o şahıs için hiçbir iyilik kalmaz. Ondan sonra birisi gelir ve hakkını isterse o mazlumun günahlarından alınır ve zalimin günahlarına eklenir. Böylece insanların hakları ondan alınır ve sonunda ateşe girer.